Bu alemde her ne varsa benim sıfatımdır. Ben olmasam bir şey olmazdı. Ben hepim. Yahut hiçim. Ben hiçim yahut hepim. Zaten hiç ile hep aynı şeydir. Tek bir şeydir. Türk edebiyatının üslup ve tez olarak en güçlü eserlerinden biri. Amak-ı hayal yani Hayalin derinlikleri. Şimdi nasıl bir kitap biliyor musun bu? Masa üstüne atıyorsun winrar dosyası olarak. Sağ tıklıyorsun, klasöre çıkar diyorsun. Normalde winrar halindeyken 50 MB olan bu dosya klasöre çıkardığında 5 GB oluyor. Yani içi öyle derin, öyle dolu. Tabii tabi Klasöre çıkart diyorsun, 50 GB oluyor. Temiz. Böylesine güçlü bir etkiye sahip ve Türk Edebiyatı'nda hem felsefi hem de gerçeküstü roman anlamında ilk defa bu kadar gürül gürül gürleyen bir eseri doğru okumak, doğru anlamlandırmak adına uzaktan da olsa Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'yi tanımak gerekir. Kendisi bildiğiniz üzere Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dünyaya gelmiş ki bu nedenle Filibeli Ahmet Hilmi olarak anılmış ve ailesiyle birlikte 93 Harbi'nde mağdur olarak Anadolu'ya göçmek zorunda kalmıştır. Ve kendisi özellikle İstanbul'da dergicilik, gazetecilik faaliyetlerinde bulunarak felsefe öğretmenliğine varan yüksek bir ilmi eğitimden geçmiştir. Özellikle Meşrutiyet döneminde Batı'yı araştıran, Batı'yı okuyan aydınların izinde, alevlenmeye başlayan materyalizmin özellikle Türk aydınları arasında yayılmaya başlamasıyla o dönem yaşanan materyalizm ve ruhçuluk savaşı arasında vahdet vücut felsefesinin peşinden gitmiş ve bu uğurda birçok yazı kaleme almıştır. Hatta bu tasavvufi konulara öyle eğilmiştir ki gazetecilik faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bu uğurda harcamış ve bu nedenle de hayatının büyük bir bölümünü sürgünlerde geçirmiştir. Fizana kadar sürmek deyimini bizzat yaşamış ve fizana kadar sürülmüş yani mecazı gerçeğe çevirmiştir. Başlarda fikirleriyle destek olduğu İttihat ve Terakki'den de kopmuş daha sonra ne İttihat ve Terakki onu sevmiş ne de kendisi İttihat ve Terakki'ye saygı duymuştur. Özellikle gençler arasında da yayılan pozitif düşünce ışığında zihinlerin kuraklaşma sürecini kendine göre bizzat yaşamış ve arkadaşlar bir dakika bu devran böyle dönmüyor yahu diyerek çeşitli alegorik hikayelerden oluşan o kült eserini yani Amakı hayali kaleme almıştır. Ve Filibeli Ahmet bu romanı yazarken öyle güzel teknikler kullanmış ve içeriği de öyle güzel doldurmuştur ki yazıldığı dönem itibarıyla özellikle Tanzimat yazarlarından içerik ve üslup olarak çok büyük bir oranda ayrılmış ve kendini bambaşka bir yerde konumlandırmıştır. Amakı hayal tezi olan yani tezli bir romandır ki kimilerine göre belki de bu bir roman sayılmayabilir. Çünkü yazar da aslında ön sözde kendisi bunu hikayeler şeklinde niteliyor. Çünkü farklı farklı hikayelerden oluşuyor ama dönüp baktığımızda günün sonunda bugün Bal gibi de neredeyse postmodern romana yakın ve gerçeküstü fantastik edebiyatın bütün ögelerini barındıran çok ilginç bir eserle karşı karşıyayız ve bence bu romana Roman demek kesinlikle yanlış olmaz. Yani hikaye demek zaten mümkün değil. Farklı farklı hikayelerden oluşuyor ama hepsinin bir ortak noktası, bir çizgisi var. Ki modern romanda da zaten bu çok fazla uygulanan bir teknik. Yani sonuç olarak amak hayal derdi olan, tezi olan bir roman. Yani Filibel Ahmet Hilmi aslında bazı fikirlerini ki bazı derken onun hayatına mal olmuş diyebileceğimiz kadar bazı fikirler. Yani onun komple bir hayat serüvenini okuyoruz bu romanda bu roman aracılığıyla bizlere aktarmaya çalışıyor. Ancak burada değinmem gereken çok önemli bir nokta var. Bu metinde metinler arasılık çok üst düzeyde kullanılıyor. İroni tekniği çok iyi bir şekilde harmanlanıyor ve hatta postmodern edebiyatın olmazsa olmaz birçok tekniği peşine düşmeye kalksanız satır aralarında uygulamalı bir şekilde okura örnek olarak ben buradayım diye seslenip duruyor. Şimdi bunları gördükten sonra tabii ki de Filip El Ahmet Hilmi bunları böyle planladı ve böylesine bir edebi şaheser ortaya çıkardı demek yanlış olur. Bunu bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum ama öyle güzel şeylerin peşinden gitmiş ki sanki farkında olmadan meşrutiyet döneminde oralardan buralara 1972'ye tutunamayanlara göz kırpmış ve postmodern edebiyata el sallamıştır. Elbette Filip Elamet Hilmi'nin derdi aslında edebiyat değil, tam tersine felsefi derinliği olan bazı düşüncelerini okura alegorik hikayelerle yani edebiyatı bir araç olarak kullanarak aktarma gayretidir. Bu nedenle amak hayal gerçekten de Türk edebiyatının gizli hazinelerinden biri diyebileceğimiz derinlikte ve dolulukta bir eserdir. Özellikle eserin girişindeki aynalı babayla mülakat bölümündeki ifadelerin o muhteşemliği. Ve eserin ne yapmaya çalıştığını gayet yerinde bir şekilde biliyor oluşu kendi adıma bu romanı edebi anlamda gizli bir hazine olarak görme sebebimdir. Tıpkı bir başka doğu klasiği olan Haybin Yaksan'da olduğu gibi varılan noktanın biricikliği her ne kadar okuru ilgilendiriyor olsa da bu romanda da aynı şekilde varılan noktanın ne kadar biricik olduğu okuru ilgilendirmekte ve bence aslında o noktaya varmak için gidilen yolun muhteşemliği bu romanı ayakta alkışlamaya yeter. Fikirler tartışmalıdır, fikirler değişebilir. Herkes farklı bir fikri benimseyebilir. Bu romanda harcanmaması gereken en sabit yer onun üslubu ve edebiyata olan katkısıdır. Sonuç olarak yazar bakın ben hamdım, piştim, oldum şeklinde bir yaklaşım sergileyerek bu tarz hikayeleri kaleme almış ve okuru kendi tezine inandırmaya çalışmıştır. Baktığımız zaman yaşadığı dönemdeki materyalist düşünürlerde tabii ki de Türk olanları kastediyorum. Amaka hayali oldukça eleştirmiş ve bilimi ve felsefeyi hayaller aleminde yaşanan bazı hikayelerle tiye almasını gülünç bulmuşlardır ve yermişlerdir. Tüm bunlara rağmen eserde öyle bir mistik hava var ki ki tasavvufu çok sevdiğim için ben büyük bir keyif alarak okudum. O mistik hava yani Yağmurlu bir sonbahar ikincisi mi olur yoksa soğuk bir kış gecesi mi olur bilemem. Ki mümkünse ney sesleri eşliğinde okunması acayip bir huzur veren ve hangi düşüncede olursanız olun birçok noktada düşünmenizi sağlayan ve makineleri harekete geçiren bir etkisi var bu kitabın. Bu anlamda amak hayal gerçekten tekrar söylüyorum Türk Edebiyatı için bence gizli kalmış bir hazinedir. Sonuçta geçtiğimiz yüzyılın başında yazılmış olup da görücü usulü evlenme, yanlış batılılaşma, öyle giyinme, böyle giyinme, öyle konuşma, böyle konuşma tarzı dışında Aristo'dan, Konfüçyus'tan, Platon'dan, peygamberlerden, Jüpiter'den, Juno'dan, Buda'dan, Zerdüş'ten, Hürmüz'den, Ehrimen'den, Olimpos'tan bahseden kaç tane romanımız, kaç tane edebiyat ürünümüz var? Cevap veriyorum. Bir tane. Amakı hayal. Amakı hayali tam olarak anlamlandırmak isteyen okurların bence biraz tasavvuf karıştırması, vahdet vücutu, varlıkta yok olmayı, hiçliği, fena makamlarını biraz da olsa bilmesi gerekiyor ki Filibe'nin verdiği o güzel mesajlar yerine ulaşsın. Bir yandan da benim uzun süredir okuduğum ve okumaya da devam ettiğim Mevlana'nın mesnevisine de biraz aşina olmak gerekiyor. Çünkü o kıssalar, hisseler hatta bazı yerlerde Mevlana'yla birebir örtüşen hikayeler, birbirine çok benzeyen anlatılar var. Bir yandan da Filibeli Ahmet içeriği tasavvuftan aldığı unla yoğururken hamurun suyunu da Mevlana'nın mesnevisine döktürüyor aslında. Ve üzerine biraz da ilahi komedya sosu katıp okurun önüne sunuyor. Yani çok güzel bir sentez, çok güzel bir Türk Edebiyatı eseri. Bir yandan da Amak Hayal aslında günümüzde de çok canlı bir şekilde devam eden bu dünya öteki dünya tartışmasına çok uzun yıllar evvel çok ustaca bir bakış atıyor ve bu bakışı da sufilik penceresinden yapıyor. Ve Filibeli Ahmet ilmi hafif tebessümle materyalistlerin kulağına eğilerek fısıldıyor. Bir dakika kardeşim diyor. Habire dünya dönüyor diyorsunuz. İspatladık, açıkladık, deneyledik, gözlemledik. Dünya dönüyor diye sayıklayıp duruyorsunuz da. Bir sorun bakalım. Neden dönüyor? Ahmak hayali doğru anlamak, anlamlandırmak için bilinmesi gereken bence bir diğer konu da Filibel Ahmet Hilmi'nin karakteri. Çünkü Filibel Ahmet Hilmi alayına isyan modunda fikirler geliştiren ve bunları da susmadan dergilerde, gazetelerde ki kendi çıkardığı dergilerde, gazetelerde her türlü zorluğa rağmen yaymaya çalışan, insanlara anlatmaya çalışan bir muhalif aslında dönemine göre. Birçok kesime muhalefet ettiği yetmiyormuş gibi bir de Masonluğa ve Siyonizme karşı da çeşitli yazılar yayımlıyor ve dış güçlerin de dikkatini çekiyor. Ve sonuç olarak Filibeli, Ahmet Hilmi oradan oraya sürgün edilip duruyor. İşte bu toprakların yaşadığı en hazin ve değişmez hikayelerden biri bu. Hangi tarafta olursanız olun düşüneni sürüyorlar. Ve işin en gizemli tarafı ve hüzünlü tarafı en az amak hayali okumak ve bilmek kadar önemlidir bence. Filibeli Ahmet İlmi bu yayınlardan sonra, bu eleştirilerden sonra, bu muhalefetten sonra bakır zehirlenmesinden dolayı ani bir şekilde hayata veda eder. Bu ani ölümün bakır zehirlenmesine bağlanması belki günümüzden bakınca epey bir komple teorisi gibi duruyor. Çünkü işin içerisinde onun sıklıkla eleştirdiği masonlar ve siyonizm olduğu için birçokları Filibeli'nin aslında gizliden gizliye öldürüldüğünü iddia etmektedir. Az önce demiştim ya, bu toprakların değişmez kaderidir bu. Hangi tarafta olursanız olun, düşünenleri bir yere sürüyorlar. O sözümü değiştiriyorum. Hangi tarafta olursanız olun, bu topraklarda düşünenleri öldürüyorlar. Çok okumuş, çok düşünmüş, çok tartışmış, çok sorgulamış ve kendi düşünceleriyle bir yere gelmiş bir Türk aydınıdır Filibeli Ahmet İlmi. Onun keskin zekasını amak Hayal'in giriş bölümünde bize raciyi tanıttığı kısımlardaki cümlelerin satır aralarında çok net bir şekilde görebiliriz. O cümleleri bugün dahi bir edebiyat eserinde görmek çok büyük bir emek istiyor ara ki bulasın. Az çok bir fikir sahibi olmadığım hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Özellikle emsalim gibi dini ilimlere ilgisiz kalmayarak hem zahiri ve hem de batini yönden nasibimi aldım. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün vicdanımı tahlil ettiğim vakit hayretler içinde garip bir terkip kesildiğimi fark ettim. Ben küfür ile imandan, ikrar ile inkardan, tasdik ile kuşkudan meydana gelmiş bir şey olmuştum. Kalben inkar ettiğimi aklen tasdik eder, aklen reddettiğimi kalben kabul ederdim. Velhasıl kuşku denilen ejderha vücudumu sarmıştı. Burası o kadar güzel kurgulanmıştır ki hayatı boyunca gençliğinde veya yaşlılık döneminde dini veya felsefi anlamda çeşitli sorgulamalar yapan her okur bu bölümde A aynı ben diyecektir. Raci karakteri bu bölümde birinci kişi ağzından düşüncelerini aktararak bizleri yani düşünen sorgulayan okurları bir anda daha ilk cümleden itibaren kitabın içerisine dahil etmiştir. Ki bu o dönemde denenmeyen bir üsluptur yani birinci kişi ağzından anlatımla okurun romana dahil edilmesi. Gel. Ben senim, sen de bensin. Yani Filibeli Ahmet Hilmi bu romanı kesinlikle sıradan insanlara değil, çeşitli sorgulamalar yapmış, fikir inşası süreçlerinden geçmiş, kuşkucu okurlara sunmaktadır. Yaşadığı dönemde özellikle Darwinci gelenekten gelen bilim insanlarını eleştirmiş, onları eleştiren birçok yazı yazmış olan Filibeli Ahmet Hilmi, aslında materyalistlerin maddenin özünün arkasında göremedikleri bir töz olduğunu iddia eder ve bunun peşinden gider. Yani Raci maddeden manaya geçmeye çalışan yorgun bir fikir işçisidir. Tıpkı İbn Tüfeil'in Haybin Yaksan'ında olduğu gibi çeşitli gözlemler ve içsel çatışmalar aracılığıyla yaratıcıya ulaşılmaya çalışılır. Diğer yandan başka bir benzerlik de İbn Sina'nın Haybin Yaksan'ında olduğu gibi ana karakterimiz yani Raci İbn Sina'nın Haybin Yaksan öyküsünde olduğu gibi bir yol göstericiyle karşılaşır. İbn Sina'daki yol göstericinin yani Yaksan oğlu Hay'ın yerini Amakı Hayal'de Aynalı Baba alır. Saydığımız bu eserlerde yine ortak bir yön vardır ki çeşitli mistik yolculuklarla okur bir teze inandırılmaya ya da okura bu tezi hissettirmeye çalışılır. Evet kitabı okuyan bir kesim bu kısımları ayakta alkışacaktır. Çünkü Herkes bu kitabı aslında kendi aynası olarak okuyacaktır tıpkı Aynalı Baba karakterinde olduğu gibi. Fakat eseri okuyan başka bir kesim de ayakta alkışlamak yerine oturup bir sakince düşünecek. Aslında giriş bölümünde Raci'nin vurgulamış olduğu o ne ikrardayım ne inkardayım sözlerine hitaben çok da büyük bir tez geliştirilmediğini iddia edecek. Aslında sadece bazı mistik yolculuklarla, bazı içsel süreçlerle o inkar yolunun ikrar yoluna gitmesini basit bulacaklardır. Yani bu eseri okuduktan sonra ayakta da alkışlayabilirsiniz ya da bir materyalizm eleştirisi olarak çok sığ bulabilir ve yer edebilirsiniz. Bu size kalmış fakat tek bir gerçek var. Bu eseri okumak çok zevkli. Bu olaylar ve bu alem kararsız ve kıdemsiz Nerede Havva, nerede Adem? Varsa aklın ey dedem, dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Geçmişi hatırlamak bahşeder, hayıf elemler ve keder, kaderle meşgul olma, Kimse kalmaz hep gider. Dem bu demdir bu budem. dem. Budemdir, dem bu demdir dem bu dem. Raci bir hakikat yolcusudur. Annesi dindar ve oğlunun iyi yetişmesi için gereken her şeyi yapmış ilgili ve bilgili bir kadındır. Ve Raci kendi tabiriyle etrafındaki insanlara göre oldukça zeki ve söylenenleri, yazılanları çok çabuk kapacak kabiliyette bir insandır. Ki belki de bunun çilesini çekerek bazı şeyleri çok hızlı hatmetmiş ve bunun sonucunda bir noktaya varmıştır. Vardığı bu noktada küfür ile imanın, ikrar ile inkarın bir arada olduğunu fark eder ve geriye çekilip bir bakar. "Yahu ne oluyor der. Ben bunlardan hangisiyim?" derhal bir karar vermem lazım. Kendi deyimiyle kuşku denen ejderha vücudunu sarar. Bu durum Raci için bir azaptır. Hemen üzerine gider. Bu olayı bir şekilde halletmek zorunda olduğunu düşünür. Bu nedenle çeşitli meclislere girer, çıkar. Her telden ortamda bulunur. Sürekli düşünür. Bir karara varmaya çalışır. Fakat bu yolculuğun sonunda öyle bir noktaya varır ki geriye çekilip baktığında başlangıç noktasından çok daha dipte yer aldığını, çok daha aşağılara çöktüğünü fark eder. Ve bu gelgitler içerisindeyken bir gün önünden geçtiği mezarlık kapısından içeri girer. Ve bence Filibel Ahmet ilmi eserin bu giriş bölümüne çeşitli semboller ekleyerek eserin çok güzel bir zemine oturmasını sağlamıştır. Çünkü yazar daha eserin en başında ilk paragraftan itibaren bu kabristana dikkat çeker. Raci aracılığıyla orayı farklı bir ruh haliyle betimler. Etrafındaki duvarlardan, kapısından bahseder. Bu kabristanın şehrin kenarındayken bir anda şehrin ortasına nasıl geldiğini anlatır ve buraları anlatırken aslında oraya kameraları odaklar ve dikkati bu yöne çevirmeye çalışır. Raci hep bu kabristanın yanından geçmiştir. Ancak sefahat düşkünü bir genç olarak hiç içeriği merak etmemiştir. İşte olayların başlayacağı o gün geçtiğinde mezarlığın kapısının açık olduğunu fark eder Raci. Sanki o gün bir hikmet yolu açılmış ve Raci'yi içeriye doğru çağırmış gibidir. Çünkü Raci kendi tabiriyle o kapıdan girmek için kalbinde bir meyil hisseder. Buradaki sembol aslında Varmak istediğiniz, olmak istediğiniz noktaya kalbinizden, içinizden gelen bir meyille ateşlenmelisiniz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar meclislere girerseniz girin, o kapı açıksa ve sizde de o meyil varsa oradan girme ihtimaliniz doğacaktır demeye çalışıyor aslında yazar. Tabi burada mezarlığın bir fon olarak seçilmesi de ayrı bir sembol olarak düşünülebilir. Çünkü Raci normal insanların yaşadığı o maddi hayatın içerisinde cevabını bulamadığı soruları bir anda kapısını aralık olarak gördüğü o mezarlıktan ummaya başlar. Yani maddeden bulamadığını gayipten, yokluktan, hiçlikten bulma yoluna gider. Tasavvufla beraber harmanlayacak olursak o tasavvuftaki fenafillah makamına ulaşabilmek için yani yolun sonuna gidebilmek için o maddi alemden sıyrılıp manevi alemdeki açılan kapıdan içimizden gelen bir meyille girmemiz gerekir. Yani yolculuk yeni başlamaktadır. Ve bu kapıdan mezarlığa giren Raci burada kitabımıza renk katacak müthiş bir karakterle karşılaşır. Aynalı Baba. Üstü başı yırtık, dilenci kılıklı, aynalarla süslenmiş bir yeşil takkesi, aynalarla süslenmiş bir cübbesi bulunan İlginç bir meczuptur bu adam. Yamalarla ve aynalarla dolu olan cübbesi de bir anlamda gök kuşağı gibi rengarenk bir hal almıştır. Yani Aynalı Baba o kapıdan giren bir kişinin görebileceği belki de en tuhaf insan olarak Raci'nin karşısına çıkmıştır. Aslında komik gibi görünse de yani bir hiç gibi görünse de esasen fena makamına ulaşmış olan bir Adem oğlu imajı çizmiştir. Yani Aynalı Baba daha kitabın en başında sadece şekli ve şemaliyle ağzını açmadan bile maddenin karşısında duran bir mana gibidir Raci'nin gözünde. Adını sorması üzerine Raci'ye her yerde farklı bir isimle anılırım ama bana buralarda aynalı derler istersen sen Adem Baba da diyebilirsin diyerek aslında tüm inançlarda yer alan o yol göstericilere de bir gönderme yapmaktadır. Raci karakterine dönecek olursak onun da isminin bir tesadüf olmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü Aynalı Baba ona ismini sorduğunda ve Raci cevabını aldığında insanlığın tüm ismini gasp etmişsin Nurum diyerek cevap verir. Çünkü Aynalı Babaya göre Raci insan demektir ve Raci kelime anlamı olarak rica eden, yalvaran, geri dönen anlamlarına gelir ve aslında bakıldığında insanın da aciz özelliklerine gönderme yapan bir isimdir bu. Filibel Ahmet İlmi burada materyalist görüşe ilk göndermesini yapmıştır aslında. Bu sefer de Raci karşılık verir, onun adını sorar ve o da Aynalı Baba cevabını verir. Ama istersen sen bana Adem Baba diyebilirsin der. Ve aslında buradaki isimlerin de tesadüf olmadığını, özenle seçildiğini görebiliriz. Adem inanışa göre ilk insan, ilk peygamber kabul edildiği gibi bir yandan da yokluk, hiçlik, fakirlik yani insan anlamlarına da gelir. Raci bulmayı rica eden insan olarak mezarlıktaki ademe yani hiç olana denk gelir ve böylece birbirlerini bulmuş olurlar. Abi hayat aramaya gitmek mi istiyorsun? Evet. Çok şey. Dünyada belasını arayan adam da varmış. Abi hayat. Tasavvuru mümkün olan belaların en büyüğü akıl edebileceğimiz azapların en müthişi. Ebediyen yaşamak ha? Şüphe yok. Bu alemin bütün zevki yokluk ümidiyle vardır. Olmaz şey. Hakikat bu. Hayatın zevki ölüm sayesindedir. Eğer ölüm olmasa hayatın hiçbir kıymeti olmazdı. E bence bu kurgu edebi anlamda oldukça başarılı ve tanzimatın diğer edebiyat ürünlerine göre oldukça üstün bir seviyededir. Takke ve cübbesindeki aynalar sayesinde karşısındaki kişiye aslında hiçliğini ve yokluğunu yansıtmaya çalışan bir ayna görevi de görmektedir aynalı baba. Diğer yandan ayna süsü ve süslenmeyi de çağrıştıran bir objedir. Hatta en çok çağrıştırandır. Aynalı baba da aslında bir anlamda herkesin karşısına geçip bir ton para harcayarak süslenip bir şeye benzemeye çalıştığı ve karşısında bir anlamda hazır olduğu durduğu o objeyi yani aynayı olduğu gibi üzerine geçirerek parçalar halinde bir yandan toplumla dalga geçmektedir aslında. Ve üzerindeki takke ve cübbesinde neredeyse yaşı kadar ayna parçası bulunur aynalı babanın. Sanki aynalı baba burada ne kadar yaş alırsan karşındakini o kadar iyi yansıtırsın Demek ister gibidir. Rajir'in sorusu üzerine bu komik duruşunu bir yandan da şöyle açıklar Aynalı babam: Batı taklitçiliği ile sizler boyun bağı takıp o takımlar, kravatlar, gömlekler içerisinde bir hallere girmiyor musunuz? En azından benim boynumda bir yular gibi bir boyun bağım yok. Ben böyle aynalar içerisinde o halden daha sağlıklı ve daha mantıklı görünüyorum. Böylelikle Filibeli Ahmet Hilmi daha eserin en başında. Usta bir yazarın yapması gereken o güzel sembolleri güzel noktalara yerleştirme işini çok güzel başarmış ve eseri en baştan belli bir felsefi zemine oturtmuştur. Batı materyalizm ve Doğu sufizm ve bu süreçte yolculuğa çıkan Raci ve ona eşlik eden Aynalı Baba bu ilk tanışmadan sonra Raci Aynalı Baba'dan çok etkilenir, elini öpmek ister, sohbet etmek ister fakat Aynalı Baba onun hiç beklemediği tepkiler vermeye başlar. Sözle ve ham bilgiyle bir yerlere varılamayacağını söyleyerek çeşitli güzellemeler yapar. Raci ise şaşkın bir şekilde şunları geçirir aklından. Koca bir medeniyetin 7.000 senelik insanlık çabasının mahsulü olan bilgiyi küçümseyen bu tuhaf kılıklı Mecnun'un sözlerindeki büyüklük bana pek büyük bir küçüklük vermişti. Pek mütevazı, pek acizdim. Bu tanışma faslından sonra tam 9 gün sürecek ve sözün anlamını yitirdiği hayaller alemine dalma süreci başlar. Kahve, gazeller, ve ney sesi eşliğinde amak hayal başlar. Bu kahve ikramı aşamasında bir macun ikram edildiği yazılmışken daha sonraları bu kahveye döndürülmüştür. Zannedersen burada Filibeli Ahmet Hilmi eserin mistik havasına zarar gelmesin diye o hayallere dalma anında kullanılan maddeden vazgeçerek buraya kahveyi eklemiş ve eseri biraz daha genel izleyici kitlesine hitap edecek şekle sokmuştur. Ve bu 9 gün boyunca sürecek olan bölümler eserin belki de şaha kalkma sebebidir. Çok güzeldir, çok doludur, çok anlamlıdır ve yazarın bilgi birikimine hayran bıraktıracak şekilde çok iyi bir üslupla dile getirilmiştir. Çünkü her bölümde farklı dini inanışlara, farklı dini liderlere, farklı ritüellere, farklı hayal kahramanlarına, farklı kadim hikayelere değinilir Filozoflardan bahsedilir, Olimpos Dağı'na çıkılır, Olimpos Dağı'ndan inilir, Anka kuşunun sırtına binilir ve eşine az rastlanır bir fantastik dünyada çok mistik bir yolculuk yaptırılır okura. Bu 9 gün boyunca hangi dini inancın kapısı çalınırsa çalınsın eserin içeriğine göre sanki hakikat tek gibidir, varlık da birdir, hiçlik de birdir. Benim bu 9 günlük bölüme okurken en çok üzüldüğüm nokta şu oldu. Biz toplum olarak kocaman bir pü lafını hak ediyoruz. Hem de fazlasıyla hak ediyoruz. Bu eser geçtiğimiz yüzyılın başında Japonya'da yazılmış olsaydı ne mangalar, ne animeler, ne filmler, ne diziler. Japonlar onu dünyaya öyle güzel sunarlardı ki biz şu an vay be Adamlarda ne kadar derin bir yazar varmış. Bu Japonlar da ilginç insanlar. Yahu deyip övgüler diziyor olurduk. Veya bu eser Amerika'da yazılmış olsaydı ne mini diziler, ne uzun diziler, ne filmler. Fantastik maceralar, animasyonlar, neler neler. Bu eser hayatın tüm alanlarında karşımıza çıkarılırdı. Kaldı ki Aynalı Baba'nın minyatür oyuncakları yok satardı. Sinema çıkışlarında çocuklar anne babasına Aynalı Baba istiyorum, Aynalı Baba istiyorum diye zırıl zırıl ağlamalar hediye ederdi. Veya bu eser Avrupa'da veya Rusya'da yazılsaydı dünya klasikleri arasında hak ettiği yeri alır ve tüm dünya bu eseri vay be ne muhteşem bir klasik ne felsefi bir derinlik diye över dururdu. Bu nedenle ben bu 9 günlük bölümü okurken kendime, size ve geçtiğimiz yüzyıldan bu yana bu işin altına elini sokmamış olan tüm akademisyenlere 9 kere pü diyorum. Birinci bölümde Raci Hindistan'a gider. Yani hiçlik zirvesi. Budizm inancına göre Nirvana. Buraya çıkmaya çalışır. Fakat insani arzularından dolayı hiçlik zirvesine çıkamadan Buda tarafından def edilir. Ve Raci burada önemli bir ders alır. Hiçlik zirvesine çıkmak için hiç olmak gerekir. Bu bölümün mesajının yanında özellikle isimlendirmesi de çok hoşuma gitti. Çünkü Nirvana kavramını hiçlik zirvesi şeklinde sembolleyerek aslında zirve kelimesini yokluk ve hiçlik yani zemindeki anlamıyla buluşturması buradaki zıtlık çok zekice bir düşünce çok zekice bir buluş hiçlik zirvesi yani zirveye çıkıyorsunuz ama o zirvenin adı hiçlik yani buraya çıkmanız için hiç olmanız gerekiyor. Ya da hiç olursanız zaten buraya çıkmışsınızdır demektir. İkinci gün bambaşka bir dizinin bambaşka bir bölümü gibidir adeta. Zerdüş ziyaret edilir ve burada temaşa bayramına katılınır. Ve aslında Hürmüz ve Ehrimen'in o mücadelesi sonucunda iyiliğin ve kötülüğün savaşı anlatılır. Ve en güzel noktası ne iyilik kazanır ne kötülük kazanır. Çünkü İyilik sayesinde kötülüğün, kötülük sayesinde de iyiliğin kıymeti bilinmektedir insanlar tarafından. Bu nedenle kürenin bir tarafı aydınlıkken bir tarafı karanlık kalır. Ve tüm bu zıtlığın içerisinde bu savaşı bitiren tek bir gerçeklik vardır. O da aşktır. Üçüncü bölümde Brahmanların arasına katılan Raci her şeyin dönüp dolaşıp aynı yere geleceğini ve bir devri daim içerisinde olduğunu fark eder. Dördüncü bölümde Arifler Meclisi'ne giden Raci aslında hakikati görmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha burada anlar ve deneyimler. Bu bölümde bol kahkaha vardır ve bu bölümde bol bol İhsan Oktay anar hatırlanır. Beşinci bölüm gerçekten favori günlerimden biridir. Az önce bahsettiğim o Dizi ve film uyarlamalarında belki de seyircinin ekran karşısına kilitleneceği o bölümdür, o gündür. Çünkü bu bölümde eser artık en fantastik boyutuna ulaşır. Bir Game of Thrones tarzında böyle kalesinin ejderhaların sırtında uçması gibi Raci Anka kuşunun sırtında bir evren gezisine çıkar. Evren gezisi sırasında onca büyüklüğün karşısında ne kadar küçük olduğunu görür. Ki artık çağımız teknolojisinde bunu hepimiz her gün deneyimliyoruz. Çok küçük bir parçayız bu kainat için ama Raci'nin o dönem bunu anka kuşu sırtında yapması çok yaratıcı bir hikaye ve aslında vardığı sonuçta çok önemli. Bu evrende bir yıldız tozuyuz, bir kum tanesiyiz aslında. E ne demiştik? İnsanoğlu mikroskobun icadıyla ne kadar büyük bir varlık olduğunu fark etti. Ancak teleskobun icadıyla da ne kadar küçük ve aciz bir varlık olduğunun farkına vardı. Altıncı günde bir Hint padişahının oğlu oldu Hacı ve halkı kurtarmak için cevap vermesi gereken bir soru vardı. Bu kervan Nereye gider? 7. güne geldiğimizde, Nefis bir kedi hikayesinden sonra ki kitapta en sevdiğim bölümlerden biriydi. O kediye isim verelim aşaması harika bir anlatıydı. Bu hikayeden sonra Raci bir daha uykuya daldı ve beşeri ilim ile ilahi ilim arasında bir kıyaslama yaptı. 8. güne gelindiğinde Raci hayatı boyunca peşinde olduğu o sorulardan birine çok net bir cevap buldu. Varlıkla yokluk Birdir. Ve dokuzuncu bölüm belki de kitabın en güzel bölümlerinden biriydi. Ulular meclisinde tüm dünya düşünürleri, filozoflar, peygamberler bir masa etrafında birleştiler ve bir soruya cevap aradılar. Gerçek saadet nedir? Ve Raci bu cevaplardan sonra bir anda uyandığında yanında Aynalı Baba'yı göremedi. Elveda. Gün gelir ki yine görüşürüz. Aynalı. Sizce de şahane değil mi? İçeriği ve kurgusuyla çağının çok ötesinde bir edebiyat eseriyle karşı karşıyayız. Eserin birinci bölümünden sonra ikinci bölüme geçtiğimizde Raci'yi tımarhanede buluruz. Tam da beklenildiği gibi. Manisa tımarhanesinde Raci'nin yaşadıkları anlatılır ve onun aynalı babayı Anadolu'yu gezerek il il araması sonucunda bu tımarhaneye nasıl düştüğü arkadaşı Sami'ye yazdığı mektuplar aracılığıyla bizlere aktarılır. Aslında Raci burada mutludur. Çünkü mezarlık macerasından sonra dünyada belki de en rahat edeceği yere düşmüştür. Tımarhane. Belki de delilerin değil de gerçek akıllıların içindeyim diye düşünür bazen. Ve arkadaşı Sami'ye yazdığı mektupta kitabın bir cümlelik özetini çıkarır aslında. Artık hiçbir şey aramıyorum. Çünkü varlıkta, da, yoklukta da birdir. Aynalı babadan ayrı düştüğü için çok üzülen Raci bir gün çok Güzel bir olay yaşar. Kapıdaki deliler Aynalı, Aynalı diye bağırmaktadır. Raci anlar ki Aynalı Baba tımarhaneye yanına gelmiştir. Büyük bir mutluluk yaşar. Burada akıl, mantık, delilik üzerine birçok şeyden bahseden Raci, Aynalı Baba ile daha sonra yepyeni yolculuklara çıkar. Ve sonra Aynalı Baba artık bu dünyadan göçüp gitme zamanının geldiğini söyler Raci'ye. Sarılıp uzun uzun ağlarlar. Raciye o ufak tefek miraslarını bırakır ve göçüp gider Aynalı Baba bu dünyadan. Her ne kadar ağlayarak ayrılsalar da bu iki dost bilir ki ayrılık da aşka dahildir aslında. Sonuç olarak Raci başladığı noktada değildir. Uzun bir yozuluktan sonra bir yere varmıştır. Acayip. Varla yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım. Yarın yok olacağım. Bu iki hal arasında fark yok mu? Dedim. Deli başını çevirdi. Kahkahayı kopardı. Vay! Sen varsın ha, dedi. Acaba var mısın? Uzun bir hayale daldık sizlerle. Elbette bu mistik hikayeler okuyucuları genel anlamda sarar. Ama Kahyel de bu yönden çok iyi bir edebiyat türü olduğunu kanıtlıyor. Tabii ki burada yazarın ayakta alkışlayarak övmek istediğim bir özelliği var. Kesinlikle dış güçler, batılılar işte onlar bunlar, masonlar, siyonistler diyerek materyalizmi, pozitivizmi eleştirmiyor. Tam tersine onun içini doldurmaya çalışıyor bir anlamda. Yani ya bir şeyler yapıyorsunuz ama eksik yapıyorsunuz. Bir yere varmadan bu işlerin bir anlamı yok gibisinden bir aslında tasavvufi bir görüş eklemeye çalışıyor. Yani onları yok etmeye, öğütmeye değil de doğuyla batıyı birleştirmeye işte mantık ve ruhu birleştirmeye çalışan bir eser meydana getirmeye çalışıyor. Çünkü onlar hiçtir benim söylediğim heptir tarzında bir şeyden ziyade, bir görüşten ziyade filozoflara da değiniliyor, dünyanın diğer inançlarına da değiniliyor. Bu eserin bence en güzel yanlarından biri. Ama dediğim gibi belki de yüzlerce yıl bu test kullanıldı. Sen bir şeyler görüyorsun ama görmediğin şeyler de var ve bunu herkes göremez tarzında mistik eleştiri yani bir şeyler yapmaya çalışan insanlara getirilen o bıçak gibi kesici o yorum benim çok sevdiğim bir yorum değil açıkçası. Elbette burada materyalizme getirilen eleştirinin çok güzel bir dozu var ama Filibel Ahmet ilmi bunun yerine çok da bir şey koymuyor hayaller dışında. Bunun yanında doğa bilimlerini eleştirirken şuna da vurgu yapması çok güzel ve yazarın aslında aydın kimliğini de ön plana çıkarıyor. Doğa bilimlerini eleştiriyor mesela ve diyor ki bu bilimler zamanı geldiğinde eski ve yeni bilgilerle bir önceki bilgileri def etmek zorunda kalıyor. Evet bilim böyle ilerliyor aslında burada çok haklı bir eleştiri getiriyor. Bunu söylerken de bunun ne kadar sağlıklı olup olmadığı tartışılıyor. Burası çok güzel bir tartışma konusuydu aslında. Yani bugün inandığınız o bilimsel veriler yarının bir tarafa atılmış verileri olabilir. O nedenle başka bir şeyin peşinde koşmalıyız. Madde dünyası ile ilgili yaptığımız araştırmalar Bir yerden sonra bizi şaşırtır ve yanıltır Bizim yolculuğumuz başka bir kanaldan olmalıdır gibi Bir tez de çıkıyor karşımıza ben de videoyu bu derin konuyla Bu kitaba yakışan bu soruyla bitirmek istiyorum Peki ya siz ne görüyorsam oh uzatma kardeşim diyenlerden misiniz O gördüğünün arkasında başka şeyler de var Ama sen göremiyorsun Diyenlerden misiniz yoksa ya ötesini karıştırma kardeşim diyerek Şener Şen gibi koşarak uzaklaşanlardan mısınız? Amak yorumlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi kitap kurtlamalar. Kalıcı ve ebedi olmadıktan sonra bu güzellikler ne işe yarar? Bu kadar güzelliği gören insan hem de insanların belki binde biri iken da ebedilik var mı? Yerküre dediğimiz bu geçici ikametgahı Derin bir hüzne kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?